Sesi duyuyoruz değil mi arkadaşlar? İşte orijinal ıslama köfte böyle oluyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Bugün Adapazarı'ndayız. Adapazarı'nda İstanbul ortasındayız. Islama köfteyi yiyeceğiz. Islama köfteyi Adapazarı'nda nadir, güzel yiyeceğiniz yerlerden biri arkadaşlar burası. Çarşının merkezinde, istasyona çok yakın Umut Esnaf Lokantası. Sahibi benim arkadaşım. Çok eski bir ustadır. Çok güzel yemekler yapar. Bakalım ıslama köfteyi bize nasıl yapacak? Buyurun. Gece 60 yapar. Çözdün de onun için abi. Yazmış ya bu. Tamam sen hangi Murat diyorsun? Dur. Ben de karışık Murat diyorum. Tatlı aldı. Aldı mı tatlı? Aldı, kavak aldı bir tane. Şu yemek benim favorilerimden. Patatesli kızartıp da yapmış. Evet. Hadi susta sen bu işi biliyorsun. Mükemmel. Bu nedir abi? Bamya mı? Bamya. Pek sevmem ama sevenler de var. Oo, güzel yapmış. İncecik yapmış. Çok güzel yapmış. Abi şurada. Tars kebap. Abi bakalım. Of. İşi bu tars kebap artık bulmak bir sorun arkadaşlar lokantalarda. Kimse yapmıyor usta. Evet yapmıyor. Çok güzel. Pilavımız. Abi hoş geldin. Bu fasulyemiz. Ben de bileyim. Abi şu fasulyeye bakar mısın ya? Şu fasulyeyi ben İstanbul'da yiyemedim Halil Usta. Yiyemezsin Reşat abi. Yiyemedik usta. Sakarya'da yiyeceksin, İstanbul'da değil abi. Şimdi bu bir de kemik suyuyladır ha. Tabi. Mükemmel. Bak bu patlıcan kebap. Arkadaşlar, bir yemek yediğiniz vakit esnaf lokantası yiyeceksiniz. Umut Esnaf Lokantası. Haşlama. Evet, tavuk haşlama. Oo, çok güzel. Ama bizi ilgilendiren esas ıslama köfte. Evet. Şimdi haşlama köfteyi de bu arada unuttuk, yazmayalım. Alıyoruz bu. Evet, alıyoruz gel. İstersen şöyle. Islama köfte nasıl servis yapılır arkadaşlar? Ben gerçi videomda çektim ama bu arkadaş tabii ki tam profesyonel. Aynen dediğim gibi ıslama köfte soğan servis yapılmaz. Sadece domates ve biber. Ekmek. Bir de ekmeği var. Abi herkese böyle ekmek veriyor musun? Tabii. İsteyene istediği kadar ekmek veriyoruz. Ücret de almıyorsun. Ücret de almıyoruz, ücretsiz. Şimdi bunu bir yiyelim arkadaşlar önce. Bastım. Evet arkadaşlar, sizin için şu harika lezzet tatmam gerekiyor. Islama köfte nasıl yenir? Islama köfte çatalla, bıçakla yenmez. Islama köfte orijinal yiyiş çıktı. Mükemmel. Bir de bu kömürde pişti arkadaşlar. Biz evde kömürde pişiremiyoruz. Şahane oldu. Ustamla konuşup size ben gerekli detayları alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Haris ustamızla beraberiz. Bu arkadaş benim çok eski bir arkadaşım. Adapazarı'nın en meşhur lokantalarından eskiden bir Arzu lokantası vardı. Adapazarı'na gelenler bilir. Evet. Orada uçsaydı bu arkadaş. Oradan gitti. Antalya'da büyük bir tane de şeflik yaptı. Kalsaydı belki çok daha iyi bir yere gelecekti ama o duramadı orada. Niye duramadı? Evet duramadık çünkü arkadaşlardan uzak olmuyor. Memleketimizin özlemi.
Ama yani en son geldim buraya, evet. Adapazarı'nda bu işi yapayım dedim. Evet, aynı. Hani insanlarımız, yemeklerimiz, lezzetli yemeklerimizden faydalansın diye memleketimize geldik. Arkadaşlar, yemek yediğiniz artık esnaf lokantasına gideceksiniz. Bu arkadaş, bu işin piri. Bir de bir döner yapar. İkna edemiyorum döner yapması diye. Ama buna bir gün dönerci dükkanı açacağım. Onu da çekeceğim. Çok müthiş bir döner yapar bu arada. Esas ustası döner ustadır. Evet. Sabah köfteyi de yapar. Şu köfteyi yaptık usta. Evet. Bunu bu kadar lezzetli yapan nedir? Bunun baharatı, tuzu, biberi. Bunlar yani. Bir de tabii bunun etine fark var. Kullandığımız et kaburga, gerdan, döş. Döş kullanıyorsun. Tabii tabii. Kuzu döşü var içinde. Bu adam işi biliyor arkadaşlar. Bu adam dönüre de kuzu döş kullanıyor, yapıyor. Evet. Ama yapmıyor. Yapacağız inşallah bir günü. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Halis ustamızın evi boldur. Ben bazı meşhur lokantalara gidiyorum. İstanbul köfte 3 tane ekmek getiriyorlar. İlave ekmek istiyorsun 2 dilim getiriyorlar. Ücret alıyorlar. Yani olmaması gereken bir şey. Halis ustamızı getirin. İstersen bir ekmek ye. Eli boldur. Evet. Çünkü bunun özelliği ekmek. Özelliği abi. Ekmek tabii ki. O kadar bir maliyet yok yani. 2 dilimi getiriyor, adam para veriyorsa. Ya bizim yani, gayemiz göz doyurmak. Göz doysun müşterinin temennimiz o yani. Memnuniyetimiz o. Arkadaşlar, burada köftenin pişme kıvamı. Ustam biraz yaklaşabilir miyiz? Yaklaşalım dedim. Bakın, ekmeğin ve köftenin pişme kıvamını ben söylüyorum. Köfte yakılmaz arkadaşlar. Köfte orta karar böyle pişirilir. Kömür ızgara olduğu zaten belli. Ekmek de yakılmaz ve ekmeği de birazcık yumuşak olacak. Çıtır olmaz arkadaşlar. Çıtır diyorlar da bazı çok çıtır yapıyor. Ya domates, biberle. İnsanlar bazıları çıtır seviyor. Bazıları yumuşak, popara diyor. Abi bu hani yaşlılarımız. Abi bunu diyor. Bu ekmeği içine şu köfteye koyuyorsun. İkisinin ortası yani. Böyle yiyoruz. Arkadaşlar afiyet olsun.